Güneş'ten herkese merhaba. Yine dop dolu ve çok güzel bir program sizleri bekliyor. 23 Nisan Çocuk Bayramı sebebiyle bugünü çocuklara ayırdık ve onlar için bir program yapmaya karar verdik. Konu çocuklar oldu mu insan kılı kırk yarıyor. Peki ama bakım ürünü seçerken nelere dikkat edeceğiz? Size biraz müzikte çocuklara yönelik neler var onlardan bahsetmek istiyorum. Oyuncak trendlerini ve çocuk yetiştirme trendlerini anlatacağım. Kıyafetler üzerinden bu senenin çocuk modasından bahsetmek istiyorum. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz sağlıklı çikolata tarifleri paylaşacağım. En yeni 5 başlıyor. Bugün 23 Nisan. Biz de kendimize göre farklı açılardan çocukların dünyasına bir bakalım dedik. Eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur, özellikle ebeveynler. Ama ben yine de tekrar bir bahsetmek istiyorum. Helikopter ebeveynlik denen bir kavram var. Bir süredir, hatta uzun bir süredir korumacı çocuklar yetiştiren, çocukları çok fazla sokağa çıkarmayan, biraz çocuklarını sakınan, bu sebeple o dönemleri özgürce yaşayamayan çocuklar, ileride risk alamayan, problem çözemeyen, rahat karar veremeyen bireyler haline geliyorlar. Bunların farkına varıldığı için de artık helikopter ebeveynlikten uzaklaşılıyor. 2016'nın en önemli çocuk yetiştirme trendlerinden biri bu. Artık çocukları tabii ki yine korunaklı ama olabildiğince kendi kararlarını verebilecekleri, belki düşüp kalkabilecekleri, dizlerini kanatabilecekleri ortamlarda aktivitelerle ve oyunlarla büyütmek. Aslında aşina olduğum bir konu değildi çocuk modası. Ama istedim ki çocuklar da seyrediyorken mağazalarda neler var neler yok birlikte görelim ve üzerinde birlikte öğrenelim. Bilgi için buraya gelmeden çocuk koleksiyonları tasarımcısına danıştım ve bu senenin çocuk modası hakkında sorular sordum. Bana çok net bir cevap verdi. Kız çocukları için o senenin kadın trendleri, erkek çocukları için o senenin erkek trendlerini baz alıyorlarmış. Yani babasının oğlu ve annesinin kızı şeklinde bir çocuk modasından bahsedebiliriz. Buradaki tek fark çocuklar için daha fazla renk, daha fazla desen ve daha eğlenceli tasarımlar olması. Yani olabildiğince eğlenceli, cıvıl cıvıl ve çocukları cezbetmesi şart. Çünkü düşündüğümüzün aksine bizim zamanımızda olduğu gibi kıyafetleri artık anneler değil çocuklar kendileri seçiyor. You are just one of a kind my dear. Such a good find, it's clear that you were made for me. Şimdi bir çocuk mağazasındayız. Size kombinleri en iyi burada anlatabilirim. Yanımda iki tane çocuk manken var. Sezonun son trendleriyle giydirilmiş. Hazır bahar yaklaşıyorken de renkli desenli ekoseli ve değişik renklerde kombinlenmiş iki tane manken. Şimdi demiştik ki erkek çocuklar erkek trendlerinden etkileniyor. Daha önce de anlattığımız gibi erkek trendlerinde çino pantolonlar, polo yaka, tişörtler ve iç içe giydirilmiş kombinler var demiştik. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Ekose gömlekler burada da var. Erkeklerin tabii o spor ve casual görüntüsünü en iyi ekose gömlekler verebilirdi. Ekose gömlekler tabii çocuklar için daha fazla desen ve daha fazla renk içeriyor. Bermuda pantolonlardan bahsetmiştik daha önce erkekler için. Yine çocuklar için yine var. Burada yine desenli tişört altına renkli bermudalar giydirilmiş. We could be believably so carefree for all the world to see that you were made for me. Çocuk ve müzik arasındaki ilişki her zaman araştırmaların konusu olmuş. Çocukları ne dinletmemiz gerekiyor? Çocuklar ne dinlemek istiyor? İşin iki ayrı ucu. Araştırmalara baktığımızda öncelikle klasik müzik dinletilmesi öneriliyor çocuklara. Bunun sebebi de şöyle açıklanmış. Müzik eğer bir gıdaysa çok farklı gıdalar olabilir. Rock, jazz, pop, indie, folk. Ancak klasik müzik her zaman tüketilebilecek bir gıda gözüyle görülüyor. O yüzden de çocuklara sık sık dinletilmesi öneriliyor. Pek çok araştırmaya göre çocuklar anne karnında müziği duyabiliyorlar.
Dolayısıyla sizin çevrenizde dinlediğiniz şeyler, çocuğa özellikle dinlettiğiniz şeylerin hepsini çocuk algılıyor. Ve gene bir araştırmaya göre daha sonra mesela 1 yaşına, 2 yaşına geldiğinde anne karnının daha çok dinlediği müziği daha çok tercih ediyor ve ona karşı ayrı bir ilgi gösteriyor. Dolayısıyla çocuğa özellikle müzik dinletmek ya da belli tarzları dinletmek yerine aslında bizim çocuklarımızın iyi bir müzik dinlemesi için öncelikle bizim iyi müzik dinlememiz ya da bizim müzik dinlememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bizden bağımsız değil bu. Hediye, sağlıklı beslenme alışkanlıkları. Sebzeyi, meyveyi bir şekilde yediriyoruz ama söz konusu çikolata olduğu zaman çocukları zapt etmek biraz zor oluyor. Haberlerde mutlaka denk gelmişsinizdir. Çocukları mümkün mertebe şekerden uzak tutmak gerekiyor. Paketli gıda vermemek gerekiyor. Bugün sizlerle anne olduktan sonra belki de en çok yaptığım iki tarifi paylaşacağım. Birlikte sağlıklı çikolatalar yapacağız. Tamamen şekersiz, çok sağlıklı malzemelerden çocuklarınıza gönül rahatlığıyla verebileceğiniz çikolatalar olacak. Benim oğlum tarafından test edildi, onaylandı. Kesinlikle çikolata zannederek yiyorlar. Siz de yiyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bütün ailece tadını çıkartabilirsiniz. Hemen yapmaya başlayalım. Hurma benim kullanmayı çok sevdiğim besinlerden bir tanesi. Zaten yüzyıllardır bizim mutfağımızda da olan bir besin. Onun üzerine 15 tane hurmam var. Biraz sıcak su döküyorum. Bu hurmaların birazcık yumuşamasını sağlıyor. Çünkü daha sonra onları rondodan geçireceğiz. Hurmayı olduğu gibi çocuğunuza yedirmeye çalıştıysanız çok fazla zorlanmışsınızdır tahmin edebiliyorum. Ama içine biraz kakao, biraz Hindistan cevizi ekleyince bütün olay değişiyor. Çocukların çok sevdiği ve çikolata zannettiği bir tatlı haline geliyor. Hurmalar beklesin. Şimdi sizlere çok eğlenceli bir çikolata tarifi göstereceğim. Elimde Hindistan cevizi yağı var. Hindistan cevizi yağını mutlaka denk gelmişsinizdir. Zaten biz işte cildimize sürerdik, saçımıza sürerdik. Artık yemesi de son derece faydalı. Marketlerde yerini buldu. Katı halde satılabilir. Onu biraz ocağın üstüne tutarsanız hemen eriyecektir. Baz olarak Hindistan cevizi yağı kullanıyoruz. Yaklaşık 1/3 bardak kullandım. İçine üzüm pekmezi ekliyorum. İstediğiniz herhangi bir pekmez türü olabilir. Keçi boynuzu pekmezi de olur. Açın dolabı, ne varsa yararlanın. Fıstık ezmesi ekliyorum. Ben fıstık ezmesini çok seviyorum. Çok da faydalı bir besin. Eğer evinizde kendiniz yapmak isterseniz fıstıkların kabuğunu soyduktan sonra rondoya alın ve uzun uzun rondodan geçirin. Bir süre sonra fıstık yağını bırakacaktır ve sürülebilir bir ezme kıvamına gelecektir. Onu gördüğünüz zaman içine biraz bal ya da pekmez ekleyerek tatlandırın. İşte evinizde fıstık ezmesi de böylece hazır olur. Keçi boynuzu unu ekliyorum. Keçi boynuzu çok sağlıklı. Tadı şekerli olduğu için şeker yerine kullanabilirsiniz. Ve özellikle kakao ile birleştirdiğiniz zaman bir çikolata etkisi veriyor. Ondan dolayı hemen bir yemek kaşığı kakaomu da içine ekliyorum. Şimdi kaldı fındık. Benim oğlum kesinlikle fındık yemiyor. Ama bu çikolatalarla birlikte yaptığım zaman çaktırmadan arada gidiyor. Ondan ben mutlaka fındık da ekliyorum. Evinizde badem varsa onu da ekleyebilirsiniz. Fıstık da ekleyebilirsiniz. Eklemeseniz de olur. Yine donup güzel bir kıvam alacaktır. Şimdi bütün malzemeler güzelce iç içe geçene kadar çırpıyor. Bütün malzemeleri güzelce çırptım. Bu sayede hem malzemelerim karıştı hem de keçi boynuzu unu ve kakao yağın içinde eridi. Bu sayede donduktan sonra ağzımıza pütür pütür gelmeyecek. Şimdi onu donduracağız. Ben bunu genelde oğluma yaptığım için şöyle eğlenceli buz kalıplarına koyuyorum. Çiçekli, yıldızlı ama normal buz kalıbında da olur. Silikon olursa çıkartmanız biraz daha kolay olur, aklınızda bulunsun. Bir şurada kaşığım vardı. Kaşığımla hazırladığım çikolata harcından alıp kalıpların içine bırakıyorum. Bu arada harika kokuyor, onu da şimdiden söylemek isterim. Hepsini doldurduktan sonra buzluğa atacağım. Ve buzlukta tam 15 dakika içinde hazır olacaklar. Ondan sonra nasıl olması gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Say we, you say merci, a s'il vous plaît goes a long way, no not at all, de rien. En sağ
sağlıklısını yedirip içirmek, en güzelini giydirmek ve elbette ki en doğrusunu bakım ürünü olarak kullanmak istiyoruz. Peki ama bakım ürünü seçerken nelere dikkat edeceğiz? Sağ olsun sosyal medya, teknoloji, internet bizi bilgi bombardımanına tutuyor. Peki hangi ürünü nasıl kullanacağız? Çocuğumuz için en doğrusunu nasıl seçeceğiz? İşte bugün birazcık size bunları anlatacağım. Mesela normal bir gün çocuğunuz için çıktınız, alışveriş yapıyorsunuz, bakım ürünleri alacaksınız. Şampuanı, saç kremi, nemlendiricisi, yağı. Nelere dikkat edeceğiz? Etiket okuyarak işe başlamamız gerekli. Çünkü etiketler bize normalde ürünün üzerinde yazandan çok daha fazla bilgi veriyor. Çoğu zaman ürünlerin üzerinde yazan bitkisel, doğal, organik gibi tanımlara çok aldanmamak gerekiyor. Önemli olan içeriklere bakmak. Peki bu içeriklerde neye dikkat edeceğiz? İçeriklerin hepsini tanımamıza elbette ki olanak yok. Hiçbirimiz kimyager değiliz. Ama ne yapacağız? Aklımızda tek bir cümleyle yola çıkacağız. Ne kadar az içerik, o kadar doğal bir ürün. Ve gelelim alışverişimizin en can alıcı noktasına. Etiket okumaya başlıyoruz. Etiketlerde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, ürünlerin içerisinde ilk bakmamız gereken içeriklerden biri paraben veya fitalatların olup olmadığı. Çünkü bunlar ürünlerin içerisine raf ömrünü uzatmak için konuyor. Bu arada bir ürün ne kadar güzel kokuyorsa bizi o kadar çok etkiliyor. Aslında bu çok yanlış çünkü ürün ne kadar güzel kokuyorsa o kadar çok içeriğinde kimyasal var anlamına geliyor. Mesela şampuan konusu da oldukça ilginç ve önemli bir konu. Çünkü biz ne kadar çok köpürdükçe o kadar çok temizlediğini düşünüyoruz. Oysa ne kadar çok köpürüyorsa o kadar çok kimyasal içeriyor. İçerisinde sodyum loraz sulfat olmayan yani az köpüren, köpürmeyen hatta şampuanları tercih etmekte yarar var. Şampuanlardan kremlere kadar çocukların kişisel ürünlerinde, mobilyalarda, oyuncaklarda, olabildiğince zararlı maddelerden uzak ürünler tercih ediliyor artık. Ailelerin 2016 senesindeki en önemli önceliklerinden biri de bu. Trend uzmanlarının bir diğer öngörüsü ise çocukların cinsiyetlerini belirleyen klişe renklerin artık ortadan kalkması. Yani kız çocuklarının odası pembe olur, erkek çocukların odası mavi olur diye bir şey yok. İstediğiniz rengi soft tonlarda seçip uygulayabilirsiniz. Çocukken oynadığımız bebeklerin çoğu sarı saçlıydı, mavi gözlüydü, incecik belleri vardı. Kafamıza yerleştirilen ideal güzellik anlayışı diye bir şey oluştu. 2016 oyuncak trendlerinin en önemlilerinden biri ise artık bu ideal güzellik kavramının kaybolması. Farklı saç, ten ve göz renklerinde, birbirinden farklı ve daha gerçek vücut yapılarında oyuncak bebekler üretiliyor artık. 2016 senesinde de daha hayata yakın, çocukların daha fazla kendileriyle ilişki kurabileceği daha gerçekçi bebekler var. I like them because this one looks like me and this one looks like my mom. This one looks like my friend Dawn. Oyuncakların en önemli özelliklerinden biri de çocukların gelişimine katkıda bulunmaları. 2016 yılında da çocukların el becerilerini geliştirici oyuncakları görüyoruz yine. Bunun yanı sıra çocukların 5 duyusuna hitap eden oyuncaklar var ve senenin en çok konuşulan trendlerinden biri de kodlama yapmayı öğreten oyunlar ve oyuncaklar. El becerisini geliştiren oyuncakların başında her zamanki gibi yapı oyuncakları geliyor. Bu sene öne çıkan diğer bir oyuncak trendi de tıpla ilgili doktor ve veteriner kitleri, hastane oyuncakları. Teknoloji bağımlılığı yalnızca bizim değil, çocukların da derdi. O yüzden bu sene çocukları artık biraz daha teknolojiden nefes aldırıp aileleriyle beraber vakit geçirecek biraz da nostaljik oyuncaklar var. Bunun yanı sıra bir de son zamanların popüler yetişkin oyuncağı boyama kitapları var. Bu boyama kitapları da yine çocuklarla beraber güzel vakit geçirmenizi hem de biraz olsun cep telefonlarından veya ekranlardan kopabilmenizi sağlıyor. Çocuklar da artık yetişkinlere yetişti. Biz neye ilgi duyuyorsak onlar da bizi takip ediyorlar. Bu tabii oyuncak sektörüne de yansıyor. Kendin yap trendini çocukların oyuncaklarında da görebiliyoruz. Takı tasarım setleri, örgü kitleri çocukların el becerilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor. Şu
erkek çocukların dünyasına girmiş bulunmaktayız. Tabii ki buradaki en önemli unsur hayvanlar alemi. Bazı desenler tabii ki aynı şekilde babalar için de geçerli. Hayvanlar alemi birinci sırada. Burada vahşi hayvanlardan var. Mesela desenlerde köpek balığı desenleri, aynı şekilde parmak arası terliklerde de köpek balığı, balina ve tabii ki son derece spor kamuflaj desenleri var. Maya şortlarda her şey çok renkli ve çok desenli. Ama genelde tema deniz ve vahşi hayvanlar teması. Şurada göstereyim. Balinalar ve köpek balıkları. Erkekler için sporun ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Burada da kite ve surf desenleri var. Yine maya şortlarda. Parmak arası terlikleri var aynı zamanda. Cinler olmazsa olmazlarda aynı babaları gibi, yani erkeklerin genel trendleri gibi skinny ve bootcut, yani boru paça cinler var burada da. İkisi de ayrılmış. Demin bahsettiğim gibi vahşi hayvanlar, aslan, yılan ve orman desenleri yine erkekler için en önemli desenlerden. Geldik kız çocuklarının renkli dünyasına. Burada durum biraz farklı. Her ne kadar moda değişse de kız çocuklarının en sevdiği renk olan pembe kesinlikle değişmiyor. Gördüğünüz gibi bütün kombinlerde pembe kullanılmış. Fisto, pembe şapka, pembe çiçekli desenler, pembenin her tonu var. Burada pileli, koton elbiseler, aynı şekilde yine pembe ve kırmızı ağırlıklı çiçek desenli cinler, parlak detaylı tişört baskıları. Her şey daha floral, daha tropikal, daha yumuşak erkeklere göre. Mesela erkeklerde bakmıştık köpek balığı desenleri vardı. Kızda papağan ve tropikal desenler, palmiyeler var. Burada puantiyeler ve çizgiler yine pembe ağırlıklı. Mayoda küçük köpek desenleri kullanılmış. Yine bu sefer yeşil, pastel tonlarında yeşiller, sarılar, maviler var. Yine aynı şekilde papağan ve palmiye desenleri. Vahşi hayvan desenleri kızlarda birazcık daha sevimli ve eğlenceli desenlere dönüşmüş. Çiçek desenleri kız çocukları için o kadar önemli ki klasik bildiğimiz denimlere bile çiçek desenli baskılar yapılmış. Burada renkli pembe çiçekler. Mesela burada yine cilin kenarına çiçek desenleri işlemesi yapılmış. Aynı şekilde tamamen klasik blue jean'e yine çiçek desenleri basılmış. Şu anda bir müzik ve kitap mağazasında bulunuyoruz. Ben çocuk raflarına baktığımda klasik müzik anlatan kitaplar buldum burada. Mesela Mozart, gördüğünüz gibi hayatı anlatılıyor ve içinden de bir CD çıkıyor. Ve çocuklar hem Mozart'ı dinliyorlar hem de birileri tarafından bu masal gibi okunabilir ya da çocuk biraz büyükse kendisi de okuyabilir. Klasik müzik ve bestecileri öğreniyor ve dolayısıyla belli bir müzik kültürü küçük yaşta gelişmeye başlıyor. Tabii şimdi böyle söyleyince çocuklara küçük yaşta sanki bir ders gibi müzik dersi vermek, müzik eğitimi vermek biraz sıkıcı olabilir. Yani çocuklar bunu her zaman yararlı bir şey ama her zaman bunu bir oyun gibi görmeyebiliyorlar. O yüzden uzmanlar çok farklı yöntemler geliştirmiş. Mesela çocukları küçük yaşta müzikle tanıştırmayı amaçlayan app'ler, yani uygulamalar var. iPad'de, telefonda kullanılabilen belli yaşlardan sonra çocuklara yönelik müzik öğreten, çocukların müzik yapmasını sağlayan bir takım uygulamalar var. Birazdan bunlardan bahsedeceğim ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Mesela ebeveynlerin çocuklarına klasik müzik dinletmesi öneriliyor. Ama çocuklar bakalım bunu dinlemek istiyor mu? Bunun için de bir listeye gittim, baktım bu program için ve ilginç sonuçlara ulaştım açıkçası. Çocuklar neyi dinlemeyi seviyor? Bunu anlamak için Billboard'un ilgili listesine baktım. Billboard'un çocuk şarkıları listesi var. Bu çocuk şarkıları listesinde ilk 3 sırada Kids Bop serisi var. Masterpieces. Ooh, 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 ooh. This is gonna be the best day of my life. Ooh, 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 ooh. My love,
90'ların başından beri yapılıyor ve bu CD'de popüler şarkılar çocuklar tarafından seslendiriliyor ve inanılmaz satışlara ulaşıyor bu CD'ler. Çoğu zaman listelerde Madonna'nın bile üzerinde olduğunu görüyoruz. Öte yandan bir ilginç araştırma detayı da şu, satışlara baktığımızda, bu çocuk CD'lerin satışlarına baktığımızda daha çok CD formatında satıldığını görüyoruz. Yani dijital müzik olarak, MP3 olarak veya benzeri formatlarda satışı düşük ama CD olarak yüksek. Bunu nasıl açıklamak lazım? Çocukların küçük yaşta teknolojik cihazlarla ilişkisi çok yakın olmadığında CD dinliyorlar. Tıpkı daha yaşlı anneleri babaları ya da dedeleri gibi anneleri babaları onlara CD alıyor. Dolayısıyla çocukların dediği müziklerin CD formatında olması da bu işin ilginç bir detayı. Çocuklar neleri dinlemeyi seviyor, neleri dinlemeye eğilimleri var? Buna biraz daha baktığımızda Nickelodeon kanalının her sene verdiği bir çocukların seçimi ödülleri var. 2016'da mesela en iyi şarkıcı ödülünü kim almış diye bakıyoruz. Ariana Grande almış. Yani yetişkinlere de hitap eden bir sanatçı. Adaylar kim diye bakıyorsunuz. Taylor Swift, Katy Perry gibi zaten yetişkin dinleyeni hedefleyen müzisyenler bunlar. Ya bunu nasıl açıklamak lazım? Çocuklar tabii ki belli bir yaştan sonra yetişkin olmaya özeniyorlar ve yetişkin müzikleri dinlemeye başlıyorlar. Dolayısıyla onlara en yakın gelen şey de bu tip pop müzikler ve bu tip janralar oluyor. Geldik ikinci çikolata tarifine. Bu biraz daha trüf gibi olacak. Hurmalarıma hatırlarsınız sıcak su koymuştum. İlk önce onları süzerek başlıyorum. Önümde bir tane rondo var. Onun kapağını açıyorum. Ve de süzdüğüm hurmaları içine alıyorum. Tam 15 tane hurma kullanıyorum. Sıcak suda beklettiğimiz için rondodan geçirmemiz çok daha kolay olacak. Şimdi rondomun kapağını kapatacağım ve onu bir püre haline getireceğim. Sıcak suda beklediği için hurmalarım rahatça püre kıvamına geldi. Yaklaşık bir 15 saniye sürdü. İçine bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakao o çikolata tadını bize verecek. Çok azıcık portakal kabuğu rendesi ekliyorum. İsterseniz bunu tariften çıkartabilirsiniz. İsterseniz yerine limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve de önümde yaklaşık 6 yemek kaşığı Hindistan cevizi var. Onun 2 yemek kaşığını da rondomun içine alıyorum. Hindistan cevizi çok hoş bir aroma katacak. Aynı zamanda son derece de sağlıklı bir besin. Tekrar rondomun kapağını kapattım ve her şey iyice karışana kadar geçirmeye devam. Ve hazır. Şimdi geldik eğlenceli kısma. Bu kısmı çocuklarınızla yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Biraz kirleniyor ortalık ama güzel vakit geçireceğinizin garantisini verebilirim. Şimdi bu hazırladığım karışımdan elimle toplar yapıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben genelde şöyle yaklaşık bir ceviz büyüklüğü kadar yapmayı seviyorum. Hepsinden toplar yapacağım. Önümdeki tahtayı alacağım. Ondan sonra onları Hindistan cevizine bulayacağım. Pudrası. Pudraların içerisinde bulunuyor ve uzun vadede ciddi sağlık sorunları yaratabiliyor. Peki pişik problemiyle nasıl başa çıkacağız? Bunun için evde muhakkak zeytinyağı veyahut kantaron yağı gibi doğal yağlar bulundurmak gerekli. Gerçekten çok güzel şekilde o bölgeyi temizliyor ve hassas bir bakım sağlıyor. Ayrıca çantanızda bazılarınızın vardır muhakkak. Termal sular, hani yüzümüze ferahlamak, bazen tazelenmek için sıktığımız sular. Bunlardan da çocuklarımızın, bebeklerimizin hassas bölgesine sıkarak ufak bir pişik bakımı yapabiliriz. Ve elbette ki önümüz yaz, güneş bakımını es geçmek olmaz. Annelerin çok ufak yaşlardan itibaren çocuklara kendilerini korumayı, güneşe karşı korunmayı öğretmeleri çok önemli. Bunun için çinko oksit içeren yoğun
böyle beyaz formu veren yoğurt kıvamlı ürünler mevcut. Peki bunları sürmek zor olmuyor mu? Evet oluyor. Ben de iki çocuk annesiyim ve ne kadar zorlandığımı anlatamam. Özellikle de kumsalda kum, güneş, sıcak. Çocukların üzerindeki bu kremlenmeyi hafifletecek olan ürünlerden biri de spreyler. Fakat spreyleri kullanırken çocukların bunu solumamasına da dikkat etmek gerekli. Önce kendi elimize pıslayıp biraz ovuşturup çocuğa uygularsak çok daha doğru yapmış olacağız. Etmemiz gereken içerikler hakkında yoğun bir bilgi aldık. Peki hangi içerikleri kullanmalıyız? Hangi içerikler çocuk ürünlerinde olmalı? Aklıma ilk gelenler lavanta, papatya gibi yatıştırıcı özelliğe sahip bitkisel yağlar. Bunlara ek olarak shea yağı, Hindistan cevizi yağı, badem yağı ve zeytinyağı gibi yoğun nem verme özelliğine sahip doğal yağlar da muhakkak çocuk bakım ürünlerinde olması gereken içerikler. Lavanta demişken söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle çocuğunu okula yollayan annelerin çok işine yarayacak cinsten bir öneri. Lavanta yağı, saf lavanta yağı biti çocuklardan uzak tutuyor. Bu yüzden okula giderken kulaklarının arkasına doğal lavanta yağından biraz damlatabilirsiniz. Bu işinizi görecektir. Son zamanlarda en çok duyulan şikayet şu. Çocuklar telefonları, tabletleri ellerinden düşürmüyorlar. Oyuncak sektörü de çocukların bu vakitlerini daha değerli geçirmelerini sağlayacak formüller bulmuşlar. Bu mesela insan anatomisini anlatan, aynı zamanda tablet veya telefonlarla da senkronize bir şekilde kullanabilen bir oyuncak. Bu da modern bir mikroskop. Çocukların hem telefonlarından hem tabletlerinden mikroskopun içindekini görebilecekleri ve incelemeler yapabilecekleri bir cihaz. Kız çocuklar için anlattığım tropikal desenler ve bu papağanlı sweatshirt'ü bir kombin yapmak istersek yine neon renklerde parlak desenli bir tişört ve pembe şortun beline bağlayarak bir kız çocuğu kombini yapabiliriz. İşte anlattığım yine pembe ve neon renkler desenler. Burada bir eşofman üstü ve tight'la birlikte kombinlenmiş. Bu bahar aylarında sezonluk harika bir mont. Evet, böyle bu şekilde son derece uyumlu. Zaten bu bir takım. İçine giydirdiğiniz beyaz tişörtle son derece uyumlu ve baharlık bir kombin olacak. Gördüğünüz gibi çocukların dünyası çok renkli, çok eğlenceli ve sınırsız bir dünya. Her ne kadar bir çocuk modası olsa da biz yetişkinler onlarla beraber alışverişe çıkıp onlara kombinler yapsak da son kararı yine çocuklar veriyor. Kendi kıyafetlerini ve kendi kombinlerini onlar seçiyor. Aslında patron çocuklar. Bize düşen onların sağlığını ve rahatlığını düşünmek. Programın açılışında bazı uygulamalardan bahsedeceğimi söylemiştim. Çocukları müzikle erken yaşta tanıştırmaya yönelik uygulamalar. Şimdi bunlardan bir iki tane örnek vermek istiyorum. Hafta içi biraz göz gezdirdim ve hepsini denedim açıkçası. Çok da zevkli şeyler. Bir tanesi Loopimal isminde bir uygulama. Bu uygulama daha erken yaşlarda çocuklara yönelik. Çocuklar belli müzik ritimlerini ve belli melodileri, belli patternlar adı veriliyor bunlara. Bir araya getirerek iPad ya da benzeri tabletlerde kullanılan bir program. Parmakları dokunarak, taşıyarak tamamen grafik bir şekilde müzik üretiyorlar. Bu uygulama mesela çok güzel grafikleri var. Açıkçası ben çocuk olmadığım halde bayağı eğlendiğimi söyleyebilirim. Bahsedeceğim bir diğer uygulamanın adı Crayola DJ. Bu bir DJ uygulaması. Yetişkinler için hazırlanan DJ uygulamalarından çok farklı değil aslında. Sadece daha basit çocuklara yönelik olduğu için. Burada da bir takım ritimler var. İki tane deck dediğimiz iki tane player, yani iki tane kaynaktan müzik çalabiliyorsunuz. Bir taraftan ritimleri, bir taraftan melodileri yüklüyorsunuz. Çok detaya girmeyeceğim ama çok zevkli. Çocuğunuz yani bunu bu uygulamayla birlikte kendi müziğini üretip herhangi bir ortama uygun müzik yapabiliyor. Bu da benim önerebileceğim küçük yaşta
çocukları müzikle tanıştırabilecek uygulamalardan bir tanesi. Bir uygulamadan daha bahsetmek istiyorum. Talk and Roll ismi, Rock and Roll gibi yazılıyor. Rock Band diye bir oyun var yetişkinler için. Bu oyunun çocuk versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Pek çok karakteriniz var. Bu karakterleri siz yönlendiriyorsunuz. Bas çalan karakter, davul çalan karakter, gitar çalan karakter, daha pek çok enstrüman, klavye, piyano çalan karakter. Bütün enstrümanları istediğiniz menüleri yükleyebiliyorsunuz. Seçiyorsunuz, elinizle atıyorsunuz. Yani çok zevkli, ben dediğim gibi biraz inceledim. Her türlü efekti verebiliyorsunuz. Normal bir müzik stüdyosundaki efektlerin tamamı var. Ve hakikaten bir grupla çalınabilecek çok zevkli, kendiniz besteleyebileceğiniz, üretebileceğiniz şarkıları bu program aracılığıyla hayata geçirebiliyorsunuz. Ya ben gerçekten çocuk olsaydım çok eğlenirdim bu programları, uygulamaları kullanırken. Müzik endüstrisinin çocuklardaki potansiyeli keşfettiğini söylemiştim. Çocuklara yönelik pek çok CD serisi ya da albüm serisi var. Bunlardan bir tanesi çok ilginç, onu size anlatmak istiyorum. Rockabye isimli proje. Bu projede yetişkinlere yönelik müzik yapan grupların şarkıları ninni şekline getirilmiş. Ya mesela Metallica, Radiohead, Coldplay, Madonna, aklınıza kim gelirse bütün albümleri ninni şeklinde. Hakikaten de çok güzel. Yani dinleyince insanın gerçekten de uykusu geliyor ve bence kitabı okumak için harika olabilir. Yani yetişkinlere de öneriyorum. Bu proje kapsamında sürekli yeni albümler çıkıyor ve bence çocuğunuza ilginç bir deneyim yaşatabilirsiniz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün çocukların ve yetişkinlerini kutluyorum. Ve bence tüm zamanların en iyi animasyon müzikal filmlerinden biri olan Beatles'ın Yellow Submarine'inden bir pasajla size veda etmek istiyorum. Hoşçakalın. Toplarımı yaptım, ellerimi de yıkadım. Şimdi geldik son işleme. Üzerine şöyle bolca Hindistan cevizi döküyoruz. Her tarafını Hindistan ceviziyle kaplıyoruz. Onu yaptıktan sonra buzluğa bakacağım. Diğer çikolatalarımız dondu mu? Onları kontrol edeceğim. Toplarım, sağlıklı çikolatam hazır. Gördüğünüz gibi evinizde yapması son derece kolay. Sağlıklı çikolataları buzlukta ya da buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Umarım siz de evinizde denersiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neden bir parfümeriye getirdiğimi merak ediyorsunuzdur. Çünkü konu çocuklar ve ben bir makyaj standının önündeyim. Bunun nedeni çok basit. Özellikle kız çocuğu anneleri bunu gayet iyi anlayacaktır. Çünkü küçük yaştan itibaren çocuklar annelerinin makyaj malzemelerine merak salıyor. Peki bunları kullanmaları ne kadar doğru? Değil. O halde ne yapacağız? Evde doğal içeriklerle kendi rujunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Hem kendinizde kullanabilirsiniz hem de çocuklarınıza gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Kısa bir tarifi var. İçerisinde Hindistan cevizi yağı, biraz bal mumu ve renk vermesi için pancar suyu bulunuyor. Hepsini bir kaba koyuyorsunuz, karıştırıyorsunuz ve buzluğa atıyorsunuz. Hepsini. Çocuklarımız
çocuklarımıza küçük yaştan itibaren bakımlı olmayı ve bakımı sevdirmek çok önemli. Bunun için bir dolu ürün var, renkli ve keyifli. Mesela şöyle bir sabunluğa hiçbir çocuk hayır diyemez gibime geliyor. Bunun dışında diş fırçalamak da çok önemli bir konu. Kimisi hiçbir zaman için fırçalamadan direkt yatağa gidiyor biliyorsunuz. Böyle keyifli ürünlerle sevdirmemiz mümkün. Evet, bugün 23 Nisan ve biz çocuklarımız için, çocuklarımızın bakımı için nasıl bir yol izlemeliyiz, hangi içeriklere dikkat etmeliyiz, hangilerini kullanmalıyız bunları birazcık anlatmaya çalıştık. Dilerim hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.